Değerli arkadaşlar, malumunuz bir önceki yayınımda ifade ettim. Böyle bir Ramazan ayı münasebetiyle futbolculuk dönemim, çocukluk dönemim ve o dönemlerdeki Ramazanlar, bu döneme bakanlar, yurt dışında Ramazan nasıl oluyor? Amerika'dayız. Tabii ki kamplar münasebetiyle zaman zaman yurt dışında denk geldiğimiz Ramazanlar oluyor ama 7 senedir ben buradayım. 7. Ramazanım. Arada birçok bayram var ailemizden uzak. Öncelikle şöyle başlayalım çocukluktan, çocukluk Ramazanı. Tabii yaz dönemine denk gelen Ramazanlar aşağı yukarı bir hayli dönemdir. Yaza denk gelen Ramazan ayları. Bir hayli günler uzun, sıcak. Bulunduğum yerde tabii iklim devamlı sıcak. Bir yandan çalışmak durumundasınız. Bunlar var ama çocukluk döneminde Esentepe köyünde çok Ramazan'a denk geldim. Yaz aylarına tekabül ettiği için 9 yaşlarında aşağı yukarı sanırım. Yani onun matematiğini tam yapmadım ama hani çocukluk dönemlerimin Ramazan'ı. Keyifliydi, göl kenarıydı. Tabii aynen bugünün tartışmalarında hiç değişmeyen kural. Şu orucu bozar mı? Suya girsek orucu bozar mı? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Duyguları arasında. İşte korkarak, ürkerek, bazen yanlışlıkla unutarak hani yanlışlıkla bir şey yediğiniz zaman, çünkü tarlalar var, çilek var, oradan işte bir yere gidiyorsun, domates var, bu tarafta bir şey var. Çocukluk, gezerken, tozarken, köy ortamında insan ister istemez zaman zaman bu tip kazalara sebebiyet veriyor. Ama kendimi bildim bileli 9 yaşından beri, öyle hatırlıyorum. Annemden de teyit aldım, oruç tutarım. Hani o zaman orucumuz satın alınıyor muydu bilmiyorum. Ben şu anda mesela 16 yaşında oğlum var. Çocuklarımın orucunu hala böyle satın alıyorum yani. Böyle eğlenceli oluyor biraz. Harçlık verme vesilesi olarak düşünelim biz bunu. Oruç satın alma gibi değil de. Kolay değil yani bazı şeyleri devam ettirebilmek, bu duyguyla buralarda hareket etmek kolay değil. Ama çocukluğumda yaz dönemlerinde ezan sesinin, ki burada ezan sesi ancak böyle sanal evdeki bir bilgisayar şeyiyle alabilirsiniz. Çocukluğumuzun Ramazanlarında çok net duyduğumuz köy ezanı, köyde cami çok yakın, top patlıyordu. Yani böyle bir ritüel vardı. Bir derin bir patlama arkasından işte ezan okunmaya başlıyor ve orucumuzu açıyorduk. Ramazan ayı aslına bakarsanız bizim için çocukluk dönemlerinde en eğlenceli anları yaşadığımız bölgede geceleri sokağa çıkabilmek adına teravih namazlarını kullanmak. Çünkü çocukluk, o zaman geceleri çok fazla dışarıda olmuyorsunuz. Yaz aylarında gece uzun, sahura kadar her taraf cıvıl cıvıl. Artık böyle şeylerin kaldığını da düşünmüyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Geceleri çıkıp teravihlere gider. Teravihleri kaynatma. Ondan sonra işte girip çıkma. Çocukluk yani nihayetinde işte 4-4 kılınırdı. Şimdi 2-2 kılanlar var. 2 rekat, 2 rekat. Dört dört kılınırdı, çıkardık, sonra tekrar girerdik, namazın arasına girerdik. O zamanki hassasiyetler, vatandaşların duyguları çok farklıydı tabii ki. Yani kimse kimseye bir şey demezdi. Küçük birkaç anımı anlatacağım, örnek olsun diye. Çocukluğumda gördüğüm şeyleri büyüyünce tabii çok değişti, değişkenlik gösterdi. Modern dünya, yaşananlar, ortam. Türkiye'de işte o mahalle aralarında yaşanan eski Ramazanlar biraz siyasete kurban gitti. Siyasetin o büyük gücü, mevcut rejimin büyük gücüne kurban giden şeyler oldu maalesef. Çok kötü temsiller var bugüne baktığımızda ama o günleri özlüyoruz. Annem, babam, ailem, sevdiklerim, iftar davetleri, işte sahur, sahurda o uykulu gözlerle kalkmak, ne yediğini bilmeden oruca durmak. Bütün bunlar ayrı ayrı anlatılabilir. Benim hemen böyle çok amudi bir yükselişle futbolculuk dönemindeki Ramazanlara geleyim. Hatırladığım anılar var. Mesela Ramazan vesilesiyle yurt dışında oynarken, bilhassa şu anda yurt dışında olduğum için Parma'da oynarken böyle bir döneme denk gelmiştik Ramazan'a. İşte oruçluyuz. Maç var. İtalya Kupası maçı var. Taffarel Parma'da oynuyor. Ondan sonra. Yanımda bir Sartor diye bir futbolcu var Parma'da. Onlar da masada, yemeklerinde biliyorsunuz yani şarap, bir kültürleri şarap içiyorlar, ediyorlar falan. Taffarel de masada, o da tabii içiyor ama Taffarel ikisi de aynı dinin mensubu. Oturuyorlar, Taffarel birden konuyu Ramazan'a getirdi. Yani ben yanında oturuyorum. İtalyanca anlatabildiğimiz kadar derdimizi.
Yanındaki çocuğa kendi inancından kişiye şöyle bir ifadede bulundu. Anladığım kadarıyla sonra teyit ettim. Doğru, tercüman kullanmıyordum artık parmadaki yıllarımda. İnter'de kullanıyordum. Ama taferelde olunca biraz böyle eğlenceli oluyordu. Sartor'a dedi ki, Sartor dedi, o da kendi diniyle ilgili kendi arkadaşına bir şey söylüyor. Ya dedi, sana dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Biz dedi haftada bir kere dedi kiliseye gitmeye üşeniyoruz dedi. Yani ibadet etmek veya onların ritüelleri neyse. Ama dedi bunlar var ya bunlar dedi ben Türkiye'de yaşadım dedi. Beni gösteriyor. Bunlar dedi günde dedi 5 vakit dedi Allah'a dedi dua ediyorlar dedi. Ondan sonra işte çocuk da böyle dövmeli, mövmeli böyle, küpeli, böyle aykırı bir çocuk. Çok temiz, çok iyi bir çocuk. Ondan sonra onunla bu konuşmaya başladılar. Ben de kulak misafiri oluyorum yanında. Taferel'in bunları anlatırken Sartor'un o merak dolu soruları üst üste geliyor. Ondan sonra birden bana döndü Sartor. Ya dedi, size dedi Ramazan dedi var dedi, size dedi şey dedi. Hani yemek yemiyorsunuz dedi. Yemekteyiz ya. Yemek yemiyorsunuz falan dedi. Bunu dedi niye yapıyorsunuz dedi. Neden dedi işte dedi. Böyle böyle falan. Bana soru sordu. Ben de bir anda sorunca bu kendimce. Yani bir dini bir yorum katmadan. Hani birçok farklı şey söylenebilir. Ondan sonra işte bu kadar dedim güzel yemek var. Allah dedim bize dedim bunları. İnançlı çocuk tabii. Allah'a inanıyorlar. Allah bize bunları veriyor. İşte onlara dedim şükredebilmek. İşte yokluk anında işte açın halini anlayabilmek. Ama her şeyden ziyade ben şöyle bir ifadede bulundum. Çok şey söyledim ki dilimin döndüğünce. Ama bu ifade çok enteresan geldi ona. Dedim ki biz dedim mesela ne yapıyoruz dedim. Bütün sezon dedim futbol oynuyoruz. Yani çok yoğun bir tempomuz var. Çalışıyoruz, maçlar oluyor, stres, sıkıntı, bir sürü sıkıntı var. Ve vücudumuz yıpranıyor dedim yani. Ve bütün bunları yaptıktan sonra sezon bitiyor ve tatile giriyoruz dedim. Tatilde tamamen böyle bir boşalım, bir rahatlama, insan daha huzurlu oluyor, mutlu oluyor işte falan. Böyle dinliyor, küpeleri de sallanıyor böyle. Öyle dinliyor. Dedi böyle durdu. Dedi. Ondan sonra dedim bizim dedim yani sağlığımız için dedim buna ihtiyacımız var. Yani biz orucu tabii ki birçok farklı şey anlatılabilir dinen ama ben kendimce hani böyle bir orta nokta ona doğru anlatma noktasında ki biliyorsunuz Yahudilerde de oruç var. Dedim ki İşte dinlenme, vücudumuzun dinlenmesi, diğer bütün şeyler bir tarafa dinlenmesi için böyle bir ara veriyoruz. Onun da tatile ihtiyacı var. Çok çalıştı. Bütün sene çalıştı midemiz. Bütün sene çalışıyor bağırsaklarımız, düzenimiz. Bir şoklama, bir değiştirme ve dinlendirme. Yaptı. Çok enteresan dedi. Çok doğru bir mantık dedi. Böyle Sartre'de böyle bir hikayemiz var. Taferel ona nazaran kendi dinine çok daha bağlı. Yani İncil'ini okuyan, aynı odada kaldık Parma'da. Yıllarca Türkiye'de beraber oynadık. Hatta bizimle Cuma'ya gelmiş diye bile var. Yani Cuma'da geldi arkada oturdu, baktı oralara. Aile kavramına çok önem veren biri. Ailesiyle birlikteliği. Bir kere iyi niyeti, kalitesi, değerleri, inancıyla pekiştirdiği o güzel ahlağı bizi çok etkilemişti Taferel'in. O da bizim odalarımızda, birçok arkadaşımızın odalarında beraber kaldığı veya aynı anı yaşadığı anlarda o da sorular falan soruyor.